39. dakikada Sole El-Müsrati mücadelesi var. Bu pozisyonda bir ihlal var mı? Buradan aldanabiliriz ve sakatlandı çıktı. Sole ile geçmiş olsun diyelim. Buradan sonra çıktı oyundan. Yavaş gidelim. Topla oynayan kim? Beyazlı ayak gibi. Beyazlı ayak. Ya Beşiktaşlı oyuncu topla oynuyor. Öbür oyuncu ayağını uzatıyor. Dolayısıyla topa vurduktan sonra o ayağı bu saati ne yapacak? O iki ayak buluşuyor. Dolayısıyla burada korner doğru. Buradan penaltı çıkmaz. Bu arada bizim de o arkadaşlar müdahalesiyle yerde kaldı demişler. O biraz yorum olmuş. Topa vuruyor burada El-Müsrati. Musrati vuruyor. Burada bakacağımız burada. Bana göre topa hangi oyuncu hamle yapıyor? Mavi konuştum, beyaz konuştum. Beyaz El-Müsrati değiyor topa. Topa değiyor. Diğer peki mavili neye değiyor? El-Müsrati'nin kramponuna. Bunun için penaltı değil. Yok net. Ya. Burada topu uzaklaştıran Beşiktaşlı oyuncu. Dolayısıyla Göztepe'li oyuncu da aya vurmuş. Şanssızlık Göztepe'li oyuncunun da aya şeye gelince orada El-Müsrati'nin ayağına basıyor. Bu müdahalede buradan daha da net görebiliriz. Ayağı bakın vurmuş gibi gözüküyor Beşiktaşlı oyuncu ama nasıl sakatlandı bu? Bakın Beşiktaşlı oyuncu bileği bak sol bileği af böyle var ya. Çime mi takılıyor esniyor. Acaba? Esniyor. Bilek, sol bilek biraz dışarı doğru esniyor. Bak şimdi bak sol bileği devam ederse biraz arkadaşlar. Bak şimdi bak görüyor musun? Dizden de esniyor Ender. Allah Allah ya çok şanssızlık olmuş. Beşiktaşlı oyuncu topa vuruyor. Sanki alttan da rakip oyuncu vurmuş gibi gözüküyor ya. Halbuki topa vurduktan sonra ne yapacak? O ayağı nasıl kaçıracak? Hocam. Dolayısıyla buradan asla penaltı değil. Beşiktaşlı oyuncu korneri attı. Korner geçerli. Bir de kolay pozisyon değil. Hakem bunu bir de sezmesi de tebrik etmek gerekir. Evet. Bak hiç bunu vara bırakmadan çok net mesela. Böyle bir güzel çapraz bir açı yakalamış evet. Orada. Hakem topa dokunduğunu görmüş. Hakem burada varı da dinledi. Dinledi mi? Sessiz bir şey oldu. Ama önce oldu. Şeyi gösterdi. Köşe atışını gösterdi. El-Müsrati'den gördü çıktı. Gördü demek ki topa dokunduğunu. Dokundu gördü. Elini böyle yapıyor Ender zaten. Görelim yani bakalım. Ondan sonra dedi ki varı dinledi doğru ama ilk tespiti çok doğru. Bu kadar pilottan gelebilir miyiz? Bu kadar mesela geliyor karışık şimdi. Bir pozisyon bu. Tabii kolay değil. Kolay canım. Değil bak şimdi bak hem de o açıdan. Hocam mavili net penaltı değil hocam. Diye hakem diyorum mavili, hani. Mavili oyuncu topa dokunuyor ama Musrati topa kornere atıyor. Köşeyi işaret ediyor. Topun yönü korner zaten. Esasen devam etse oyuncu sakatlanan Göztepe'li oyuncu tabanıyla giriyor. Yani kendini bir yerde garanti altına alıyor. Musrati ayağını çekiyor sakatlamamak için. Tamam. Doğru. Bunların hepsi doğru. Topun yönü de dikkat ederseniz Musrati'nin vurduğu için yönünü değiştiren Musrati. Evet evet. Zaten bu tür penaltı kararlarının çözümünde pozisyonu çözerken topun yönünü de iyi takip etmen lazım. Doğru. Zaten Göztepe'li oyuncu başarılı vursa olmuş. Penaltı zaten. Tabii canım. Yani Göztepe'li oyuncu topu vursa tabii penaltı. O zaman penaltı çıkacaktı. Burada penaltıdan söz etmedim. Mümkün değil. Doğru bir karar. VAR'la da teyit ettiler. VAR da bunu inceledi. Sessiz bir bağlantı. Sorun yok. Peki başka pozisyon aldınız mı arkadaşlar? Almamışlar. Sizin tespit ettiğiniz var mıydı? Bir tane Paulista'ya bir oyuncunun yaptığı eylem vardı. Hangi oyuncuydu? Juan'ın bir girişi var. Kontrolsüz bir hareket. Daha 5 ve 6. dakikalardaydı. Evet, maçın başında. Başındaydı. Onu da sarı kart olması lazımdı. Kontrolsüz bir hareketti. Çok önemli değil. Böyle bir genç hakemi, Türk hakemliği kazanıyor olması, böyle bir genç hakemin özgüvenli, saygılı. Bu arada da her iki takım futbolcularına da teşekkür etmek lazım. Hakemle oynayan yoktu. Sadece futbol odaklıydılar. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten yani 2-0'dan 4-2 olmuş bir maçta o anlamda sıkıntılı bir durum da yaşanmadı. Bir de yoktu. Sezonun en tempolu maçını yönetti adam ha. Şöyle. En tempolu. İki takımın oyuncuların da rakip olarak birbirlerine saygısı, oyuna saygısı ve hakemin kararlarına saygısında hiç bozmadılar. Bakınız. Şu ilk Svensson pozisyonunda Göztepe'li hiçbir oyuncu hakemi rahatsız etmedi.